Merhaba arkadaşlar. 5. ünite 39. ders. Alan ölçmede farklı geometrik şekillerin alanlarını nasıl hesaplayacağız? Farklı geometrik şekillerin alanları hesaplanırken arkadaşlar parçalayıp bildiğimiz alanlara benzetip onların alanlarını hesaplayacağız, toplayacağız veya farkıyla istenen alana ulaşacağız diyelim. Mesela çiftçimiz burada bir tarlaya domates, diğerine arkadaşlar biber ekmiş. Bizden bu bölgenin alanı isteniyor. Parçaladıktan sonra karşımıza iki tane dikdörtgen çıktı. Domates ekilen alan uzun kenarla kısa kenarın çarpımından 12 çarpı 7'den 84 metrekare gelir. Biber ekilen alanı düşündüğümüz zaman uzun kenarla kısa kenarın çarpımından buradan da arkadaşlar 48 metrekare gelir. Bu ikisinin toplamı arkadaşlar ne olacak bizim için? 132 metrekaredir diyeceğiz. Toplam tarlaya ekilen alan. Şimdiki yandaki şekillerin alanlarını hesaplayalım diyor. Parçalama yoluna gidelim arkadaşlar. Şöyle yukarıdan aşağı uzatırsak, bu bir dikdörtgen olduğu için 6 ise buranın da 6 olması lazım. 10 ise bu parçanın da 10 olması gerekiyor. 6'sı buradaysa demek ki bu parça 4. 6 buradaysa 14'ten demek ki burası da 8. Bu bölgenin alanı arkadaşlar 4 kere 8'den 32 metrekare burası. 6 kere 10 60 metrekare de burası. Demek ki arkadaşlar toplamı ne olacak bizim için? 60 artı 32'den 92 metrekare olduğunu söyleyelim. Buradaki alanımız için de ne yapalım? Tamamlayalım arkadaşlar. Tamamlamak daha mantıklı görünüyor. 10 ise 10 demek için buraya 2 gerekiyor. 3 ise yukarı parça 3. 13 ise arkadaşlar burası da 13. Bu küçük dikdörtgenin alanı bizim için 2 çarpı 3'ten 6 metrekare olduğunu görüyorsunuz. Büyük tarlanın alanı da arkadaşlar 13 çarpı 10'dan 130 olduğunu görüyorsunuz tamamının. Ama bizim için taralı bölgenin alanı o da ne olacaktır? Büyük dikdörtgenin alanından küçük dikdörtgenin alanını çıkartırsak 124 metrekare olacaktır diyelim. Gelelim buraya. Yanda verilen ölçülere göre boyalı bölgenin alanını bulun diyor. Hemen arkadaşlar keselim bu parçayı. Kestikten sonra ne diyeceğiz? 7 ise burası 7. 3, 7 daha 10. 15 olması için demek ki bu parça 5. Geliyoruz arkadaşlar. Yüksekliğimiz zaten 3. Şu yukarıdaki dikdörtgenin alanı 7 kere 3'ten 21 metrekare geliyor. Aşağıdaki de 6 çarpı 15'ten 90 metrekare geliyor. İkisinin toplamı arkadaşlar 21 ile 90'ı toplarsak 111 metrekare olduğunu söyleyebiliriz diyelim. Geçelim. Yanda verilen ölçülere göre boyalı bölgenin alanını hesaplayalım diyor. Keselim arkadaşlar. Şöyle bildiğimiz dikdörtgenlere benzetelim. Hemen ne diyeceğiz? 8 ise 8 olması lazım. 4 ise bu durumda 4. 4 ise bu parçada 4. Hemen ne diyeceğiz? Tamamı 8, 4 daha 12 ise burası da 12. Alanları hesaplayalım. 12 çarpı 8'den 96 metrekare. 4 çarpı 8'den 32 metrekare. 8 çarpı 6'dan 48 de burası. Toplarsak arkadaşlar 80, 96 daha 176 metrekare olduğunu söyleyebiliriz toplam alanı. Bu sorumuzda arkadaşlar bizden boyalı bölgenin alanı isteniyor. Biz ne yapacağız? Büyük alandan arkadaşlar küçük alanı çıkartacağız. Onun için hemen başlayalım işimize. 6 ise burası 6 çıkıyor arkadaşlar tekrardan. 6 ise burası da 6 çıkıyor dikdörtgen olduğu için. Tamamı 11 olduğu için yukarıya 5 kalıyor diyeceğiz. Büyük alanımız arkadaşlar bizim 5'e 6'lık bir dikdörtgen var. 5 çarpı 6 artı diyeceğiz. Alttaki dikdörtgende 6 çarpı 16 geliyor bizim için. Hemen yaparsak 30 artı 96'dan 126 metrekare çıkıyor arkadaşlar bizim için büyük alan. Küçük alanı hesaplayacak olursak 2 ise böldüğümüzde şurası 2 olacak. 7'nin ikisini kullanınca geriye 5 kalıyor. Hemen geliyoruz arkadaşlar. 2 ise bu parça 2 olduğu için 2 ile onu birleştirince de burası 12 geliyor. Yukarıdaki dikdörtgenin şu dikdörtgenin alanı 2 çarpı 5 artı diyeceğiz. Aşağıdaki dikdörtgenimizin alanı da arkadaşlar 2 çarpı 12. Buradan da gelen 10 artı 24'ten 34 metrekare geliyor. Ama bize boyalı alan sorulduğu için arkadaşlar farklarına bakmamız gerekiyor. 126'dan 34'ü çıkartırsak 92 metrekaredir boyalı alan diyebiliriz. Geçelim. Yanda verilen şeklin dikdörtgensel bölgelere ayrılarak diyor arkadaşlar alanını hesaplayalım. Hemen ne yapalım? Şuradaki dikdörtgeni bütünleştirelim. Hemen şunu da tamamlayalım. 4 ise bu parça 4 olacak. 10'dan 4 alınca geriye 6 kaldı. 6 ise buraya da 6 diyelim. Tabii 6 ise hemen ne diyeceğiz? 9 aşağı aldığımızda burayı gördük. 12'nin altısını kullandıysak geri tekrardan 6 kaldı diyeceğiz. Şu alanımız
6 çarpı 9'dan 54 metrekare. Şu alanımız 9, 4 daha 13. 13 ile 6'nın çarpımından arkadaşlar 78 metrekare olduğunu söyleyeceğiz. Şu alanımızın da arkadaşlar 24 metrekare olduğunu söyleyeceğiz. Toplarsak alanımızın arkadaşlar 156 metrekare olduğunu söyleyebiliriz diyelim. Geçelim. Aynı alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturma. Kareli noktalı kağıt kullanarak alanlara eşit olan farklı dikdörtgenler çizebiliriz. Şöyle ki birim kareli zeminde alanı 12 birim kare olan kenar uzunlukları doğal sayı olan tüm dikdörtgenleri çizelim diyor. Yani iki uzunluk düşüneceğiz. Bu iki uzunluğun çarpımları arkadaşlar bizim için 12 olacak. En basiti 1'den başlarız. 1'e 12 dersek arkadaşlar alanı 12 birim kare olur. Burayı biraz büyütürsek 2'ye arkadaşlar kim olacak bizim için? Şöyle alırsak 2'ye 6 çarpımları yine 12 oldu. Biraz daha büyütürsek arkadaşlar bu da bizim için 3'e 4 olursa yine 12 birim kare olur. Yine 12 birim kare, yine 12 birim kare çizilebilecek arkadaşlar tüm dikdörtgenleri çizmiş olduk. Noktalı zemine alanı 18 olan tüm dikdörtgenleri çizerek kenar uzunluklarını belirleyin diyor. Şimdi yine aynı taktiği uygulayacağız. 1'e 18 almamız lazım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Görmüş olduğunuz gibi bir kenarı 1, diğer kenarı 18'i çizdik. 2 alırsak arkadaşlar uzunluğumuzu, bir kenarı 2 alırsak diğeri 9 olması lazım. Şöyle 9 birimi çizdik. Hemen 2'ye 9 olduğunu söyleyelim. 3 olanı alırsak arkadaşlar 3'e 6 olanı alacağız. 3'e 6. Şu da aynı şekilde bizim için ne olacaktır? Burada görmüş olduğunuz 3 dikdörtgenin 3'ünün de alanı 18'dir. Tüm dikdörtgenleri çizmiş olduk böylece. Geçelim. Alanı 72 santimetre kare olan bir dikdörtgen çizip alanını 18, 24, 30 olacak şekilde 3 dikdörtgene ayıralım diyor. Şimdi hemen şöyle yapalım arkadaşlar. 72 ise işin kolayına kaçalım. 6'ya 12 olduğunu düşünelim toplamda. 6 ile 3'ü çarparsak 18. 6 ile 4'ü çarparsak 24. 6 ile 5'i çarparsak da 30. 18, 24, 30 olacak şekilde ayırmış olduk. Toplamdaki 72 santimetre karelik alanı diyelim. Arkadaşlar kolay gelsin. Başarılar.